Sevgili arkadaşlar, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kadınların %31 ila %41'i yalnızca cinsel ilişkiden orgazm yaşadıkları, %22'sinin ise hiç orgazm yaşamadıklarını söyledikleri bulunmuş. Açıkçası bir kadını yatakta nasıl tatmin edeceğinizi merak ediyorsanız bu sadece yatağa girmekten daha fazlasını gerektirir. Öncelikle ruh halinizi ayarlamalısınız. Bir kadını yatakta cinsel olarak tatmin etmeniz sizin zamanlamanıza bağlıdır. Onu baştan çıkarmak için kelimelerinizi kullanmalısınız ve sonrasında büyünün ortaya çıkmasını izlemelisiniz. Çoğu kadın seninle yatağa girmeden önce seni tanımayı tercih edecektir. Bu bir bağlantı kuramayacağınız anlamına gelmez. Ancak önceden biraz zaman ayırmak her zaman yardımcı olacaktır. Örneğin onunla ilk randevuya çıkacaksanız yavaş yavaş onunla flört etmeye başlayın. Hemen çok güçlü çıkmaktan kaçının. Bunun yerine ona kendisi hakkında sorular sorun veya sohbeti yönlendirmesine izin verin. Bunun etkili olması için birkaç buluşmaya yayılması gerekmez. Bir kadınla yeni tanışıyorsanız ve tek gecelik bir ilişki arıyorsanız tabii ki o sizin tercihiniz. Sadece bir konuşma başlatın, adım atmadan önce duygularınızın karşılıklı olduğuna emin olun. İşte bir kadınla konuşarak onu nasıl rahat ettirirsiniz? Bununla ilgili birkaç ipucu vereceğim size. Özellikle bunu her videomda belirtiyorum. Göz temasını korumayı bilmelisiniz. Aşağı yukarı bakmak, ilgisiz hatta güvenilmez biri olduğunuz kanaatine varmasına neden olacaktır. Onunla birlikteyken diğer insanlara da bakmayın. Dikkatle dinlediğinizden ve onun ne düşündüğüne olan ilginizi yakın tuttuğunuzdan emin olun. Empatik olmaya çalışın. Fikirlerinizi zorla ona empoze etmeye çalışmayın. Veya onun duygularını hiçbir şekilde küçültmeye de çalışmayın. Empatik olmanız onunla güçlü bir bağ oluşturmanıza neden olacak. Potansiyel bir sevgili olarak da değerinizi gösterecektir. Kendin olmaya çalış. Eğer samimiyetini anlayacaksa bu onun sana güven duymasına ve rahat olmasını sağlayacaktır. İlk hedefiniz onun sizinle rahat olmasını sağlamaktır. Onun size ısındığını gördüğünüzde fiziksel bir bağ oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ve ne olursa olsun bu dokunuşlarda yavaş başlamaya çalışın. Sinyalleri de göz ardı etmemelisiniz. Sana yakınlaşabilir veya daha çok flört etmeye başlayabilir. Bu konuda da anlayışlı olmalısın. Bir kadını nasıl memnun edeceğinizi merak ediyorsanız onu sizin yanınızda rahat ettirmeye çalışın. Seks kadınlar için bir savunmasızlık kaynağı olabilir. Amacınız onun gardını indirmesini sağlamaksa her şeyi sizin yanınızda rahatça söyleyebileceğini hissetmeli. Elbette bunu biliyorsunuz artık. Kadınlar erkeklere göre daha çok duygusal. Seksin hazzını düşünmek yerine duyguları başka yerlere doğru kayabilir. Onunla yataktayken aklı, duyguları başka yerdeyse onu memnun etme olasılığın çok düşük. Burada güvenle başlamış olmalısın. Zihnini boşaltmasına neden olmak önemli burada. Bu yüzden ona bolca kişisel ilgi gösterin. Öncelikle ona ne kadar güzel göründüğünü söylemelisin. Onunla yattığın için ne kadar heyecanlı olduğunu bilmesini sağlamalısın. Ona seks sırasında bunu nasıl sevdiğini sormaktan çekinmemelisin. Nasıl yani, beğendin mi bebeğim gibi sözler uzun bir yol kat edebilir. Hatta daha cesur olabilirsiniz ve ondan nasıl hoşlandığını size söylemesini isteyebilirsiniz. Utangaçsa eğer ona tam olarak istediğini vermek istediğine dair güvence vermelisin. Amaç onun duygusal duvarlarını yıkmak ve onu tam da istediği gibi keyifli bir geceye hazırlamaktır. Egonuzu bırakın. Bir kadının nasıl memnun edileceğine dair herkese uyan tek kullanımlık bir kılavuz yok arkadaşlar. Hiçbir erkek tek başına kendi tekniğiyle bir kadını memnun edemez. Bunun yerine kadınını dinlemeli ve yöntemlerini ona göre ayarlamalıdır. Bazıları şöyle diyebilir: ben bir kadını mutlu edebilecek çok donanımlı, her şeye sahip biriyim. Bunları bir kenara bırakın. Allah'ın kadınlara bir lütfu olduğunu düşünüyorsan eğer ve böyle düşünerek de bu işe giriyorsan kimseye iyilik yapmış olmuyorsun. Bunun yerine dikkatinizi ona odaklayın. Zaten bildiğini varsaymak yerine sana ne istediğini söylemesini sağlamalısın. Ve diğer taraftan pornonun size neler öğrettiğini unutun. Pek çok erkek bir kadını yatakta nasıl memnun ederim düşüncesini
pornodan almaya çalışır. Yani pornoya başvurma hatasına düşer. Porno izlerken fikir aramak iyi olsa da gerçek hayatta kesinlikle denememeniz gereken şeyler var. Bunun nedeni pornonun aşırı sert ve BDSM gibi aşırı cinsel senaryolar içermesidir. Bunlar genellikle çoğu kadının tercihlerini yansıtmaz. Bir şeyi uyarmadan denerseniz bunu acı verici, tuhaf ve düpedüz sinir bozucu bulabilir. Bu çoğu kadının vanilya aşığı olduğu anlamına gelmez. Her kadın aynı değil ama geniş yelpazede de çalışabilir. Yine herhangi bir şeye atlamadan önce kadının ne istediğini öğrenmelisiniz. Diğer bir konu arkadaşlar, onun vücut dilini okumalısın. Bir kadını yatakta nasıl memnun edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız onun vücut diline bakmalısınız. Bu size hareketlerinizi nerede durduracağınız veya nasıl ayarlayacağınızı söyleyecektir. Akılda tutulması gereken bazı vücut dili ipuçları ise şunlardır. Duruşuna bak. Vücudu katı ve gergin görünüyor mu? Eğer öyleyse yaptığınız şeyi değiştirin. Dahası daha çok rahatlayana kadar ön sevişmeyi devam ettirin. Uyarılma belirtileri gösteriyor mu? Büyümüş göz bebekleri, artan vücut ısısı ve aşağıda çok fazla ıslaklık olup olmadığına bakın. Yüz ifadelerini izle. Sıkılmış ya da dikkati dağılmış görünüyorsa farklı bir yaklaşım denemenin zamanı gelmiştir. Eğer irkiliyorsa ve rahatsız görünüyorsa işleri yavaşlatın. Hızını ayarlamak için hareketlerine karşı anlayışlı olun. Örneğin çok hareket ediyorsa ve sizi kendine çekiyorsa o zaman işleri bir adım daha öteye götürmelisiniz. Burada size fazladan bir tavsiye vereyim. Yaptığınız şeyi seviyorsa yaptığınız gibi devam edin. Onu orgazma ulaştırmak için daha hızlı gitmeye başlama. Ve diğer bir konu, sürtünme senin arkadaşın değil. İdeal olarak onu yeterince ıslatacak kadar ön sevişme yaptınız. Bununla birlikte çabalarınız onu ıslatmak için işe yaramasa bile yine de bundan hoşlanıyor olabilir. Bazı kadınların tamamen uyarılması biraz zaman alabilir. Durum buysa ilerlemeye devam edebilirsiniz. Ancak bir alternatif bulmanız gerekecek. Sadece şunu bilmeniz çok önemli. Bu konuda aşırı gösterişli ve kaba olmayın. Evet, en önemlisi iletişim anahtardır. Bir kadını memnun etmenin en iyi unsurlarından biri iletişimdir. Yatakta ne kadar iyi bir erkek olduğun önemli değil. Onun tam olarak nelerden hoşlandığını bilmen imkansız. Her kadın farklı şekilde inşa edilmiştir. Ve onu tahrik eden sıcak noktaları ve fetişleri vardır. Size rehberlik etmesi için onu cesaretlendirin. Ancak onun tavsiyesine tamamen uyduğunuzdan emin olun. Örneğin aşağı inerken dilinizi belirli bir şekilde hareket ettirmenizi söylerse onun dediğini aynen yapın. Ancak buna bağlı kaldığınızdan emin olmalısınız. Aksi halde hüsrana uğrayabilir. Ayrıca seks yaparken kadınınızla iletişim kurmayı unutmayın. Ona ne kadar iyi hissettiğini ve ne kadar ateşli olduğunu söylemelisin. Bu şekilde kendine daha fazla güvenecektir. Ve kendisini zevke teslim etmeye hazır olacaktır. Ön sevişmeyi atlamayın. Çoğu erkek hakkındaki gerçek şudur. Uyarılmak ya da orgazm olmak gerçekten fazla bir şey gerektirmez. Aslında çoğu zaman bir erkeğin orgazm olacağı kesindir. Öte yandan bir kadını yatakta nasıl memnun edeceğinizi merak ediyorsanız bu olasılık maalesef düşüktür. Bu yüzden başarılı olmak için önceden çalışmanız gerekiyor. Seksi atlamadan önce ön sevişme için biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Amerikan pastasındaki bir replikte olduğu gibi hindi fırına vermeden önce fırını ısıtmalısınız. İşte ön sevişme için biraz ipucu ve teknik. Ellerinizi vücudunda gezdirin. Boyun, kulak, göğüsler ve uyluklar. Bu erojen bölgelere odaklanarak yapın bunu. Yine söylediğim gibi her kadın farklıdır. Tepkisine göre ayarlamalısınız. İnlerse veya daha hızlı nefes almaya başlarsa bunu devam etmek için yeşil ışık olarak kabul edin. Klitorisine doğrudan dokunmayarak, üzerine doğru inerek, kalçalarını öperek onu kızdırabilirsiniz. Daha fazlası için sana yalvarana kadar buna devam edebilirsin. Onun yan tarafını nazikçe okşayarak onu derinden öpün. Bu onunla aranızda duygusal bir bağ kurmaya ve onun daha fazlasını istemesine yardımcı olacaktır.
bir kadının nasıl tatmin edileceğini bulmak kolay değil. Ama roket bilimi de değil arkadaşlar. Küçük bir ön sevişmeyle onu havaya sokmak sürecin en önemli parçasıdır. Artık bir kadını nasıl memnun edeceğinize dair bilgileri aldığınıza göre bir dakikanızı ayırın ve kendinize kadın anatomisini bilip bilmediğinizi sorun. Bir erkeğinkinden çok daha karmaşıktır. Genellikle basit bir penetrasyondan daha fazlasını gerektirir. Klitoris ve nerede olduğu hakkında fazla bir bilgiye sahip değilseniz. Bu çok önemli bir bilgidir. Bununla ilgili okuyun. Resimlere bakın ve kendinize güvenmek için gereken her şeyi yapın. Nerede olduğunu ve onunla ne yapılacağını bilmek bir kadını çıldırtabilir. Ayrıca vajinanın çatısına yakın, genellikle göbek deliğinin arkasında bir yerde bulunan, ekstra hassas bir nokta olan dişi G noktasını keşfedin. Öğrenmelisiniz. Bu kadından kadına değişir ama eğer bulabilirseniz bir kadını gerçekten çıldırtabilirsiniz. Ayrıca bir kadını nasıl memnun edeceğini öğrenmek için pek çok kitap var. Yani arkadaşlar ödevinizi yapmaktan utanmamalısınız. Doğru noktaları teşvik edin bölümüne geldiğimizde. Başta klitoris ve G noktası olmak üzere dikkate alınması gereken başka sıcak noktalar da var. Klitoris, vulvanın tepesine yakın bir yerde bulunan bir höyüye benzer. Ekstra hassastır ve bir kadını nasıl memnun edeceğinizi bulmanızda büyük bir rol oynar. Çok fazla baskı uygulamamanız gerekiyor. Neyi sevdiğini öğrenin ve oradan gidin. G noktasını bulabilirsen bir kadını nasıl memnun edebileceğini de bulabilirsin. Bir buraya gel hareketi yaparak parmaklarınızla bunu bulabilirsiniz. Veya onun içerisindeyken küçük bir ek parçasına çarpıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Veya onun içerisindeyken kendinizi yukarı ve göbek deliğine doğru çevirmeye çalışın. Küçük bir et yığınına çarparsan ve o inlemeye başlarsa doğru şeyi yapıyorsun demektir. Bir sonraki seviye romantizme hazır olun. Çünkü kadınlar erkeklerin birlikte olduktan sonra sırtını dönüp uyuduğundan şikayetçi oluyorlar. Romantizmi devam ettirirseniz, ona sarılarak yatarsanız bir kadını yatakta nasıl memnun edebildiğinizi göreceksiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.